Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıl önce Hazreti Mehdi aleyhisselamın zuhur öncesinde yaşanacak mülteci sorununu bildirmiştir. Benden sonra birçok fitneler baş gösterecek ki onlardan biri vatandan uzak kalma fitnesidir. Bu fitne esnasında firar ve çatışmalar yaşanacak ve ardından daha şiddetli bir fitne vuku bulacaktır. Ve fitnenin tamam olduğu düşünüldüğü zamansa devam edecektir. Öyle ki bu fitneden kalkan duman tüm evlere girecek ve tüm barış yollarını kapayacaktır. Ve nihayet benim soyumdan Mehdi ortaya çıkacaktır. Hadiste bildirilen olayların her biri günümüzde insanların gözü önünde yaşanmaktadır. Suriye başta olmak üzere Orta Doğu ve Afrika'da çatışmalar yani fitneler birbirini izlemekte, tam bitti derken başka bir yerde yeniden başlamaktadır. Çatışmalar sebebiyle milyonlarca insan tam hadiste bildirildiği gibi vatanlarını terk etmek zorunda kalmaktadır. Ülkelerini terk etmek zorunda kalanların sayısındaki rekor sayıdaki artışı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon şu sözlerle açıkladı. Silahlı çatışmalar yüzünden yerinden olan kişi sayısı 1945'ten bu yana olan dönem için rekor düzeyde. 51 milyondan fazla mülteci var. Hadislerde verilen bir başka bilgi ise ülkelerini terk eden insanların yani mültecilerin denizlerde birçok sıkıntıyla karşı karşıya geleceğidir. Hadiste şöyle bildirilir. Abdullah bin Amr'dan rivayet edildi. Dedi ki, Kaim Mehdi devrinde insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, kişi o gün ailesiyle birlikte bir gemiye dolup kaçmak isteyecek. Fakat denizin dalgaları içinde düştükleri bela yeryüzündekinden daha şiddetli olur. 1993-2014 arasında sadece Avrupa yolunda hayatını kaybeden göçmen sayısı 29.917. Arap Baharı'nın başladığı 2011 yılında yine sadece Akdeniz'de hayatlarını kaybeden göçmenlerin sayısı 1500 ila 1900 arasındayken 2014 yılında bu sayı 3500'ü buldu. 2015 yılında Nisan ayı itibariyle bu sayı 1500'e ulaşmış durumda. Peygamberimiz Ezidilerin Dicle kenarlarına göç edeceklerini 1400 yıl önce bildirmiştir. Bir kısım insanlar Basra denilen bir yerde, Irak ve çevresinde konaklayacaklar. Orada Dicle denilen bir nehir ve o nehrin üzerinde bir köprü olacaktır. Onu geçecekler. Bu yerin ahalisi konaklayacak ve bu yer muhacirlerin şehirleri olacaktır. Iraklı Ezidiler, IŞİD'in Irak'ta birçok yeri ele geçirmesi üzerine topraklarını terk etti. Rojava'ya, oradan da Dicle Nehri üzerindeki Peşabur ve Sehele köprülerini kullanarak güneye geçtiler. Türkiye'ye gelen Ezidi muhacirlerin çok büyük bir bölümü, aynı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde bildirdiği gibi Dicle çevresindeki Batman, Mardin, Siirt gibi şehirlere yerleştiler.